Jay ve Adem'le müebbet muhabbet. Shakespearean Girl adlı bir eser vardı. Michael Jackson'ındı galiba, değil mi? Evet, pirimiz Shakespeare'den bahsetmiş idi diye düşünüyorum. Ama Shakespearean Girl, tabii Michael Jackson. Bir ara Lionel Richie mi? Lionel Richie, yani aslanımsı zengin. Sabunlayayım adlı şarkıyı söyleyen. Sabunlayayım, ne olur bir daha sabunlayayım. Hocam bu Naylonlular adlı bir kargo şirketi kurmuş ve her şeyi naylonlamaya başlamıştınız, doğru mu? Yani evet. Ne durumda bu şirketiniz? Pek iyi gitmiyor yani. Nakliye çünkü şirketi. Naylonu doğa yüzyıllarca yok edemiyor falan diyorlar. Ben de diyorum ki daha ne istiyorsunuz yani, yok zarf patlamış, yok içindeki ıslanmış, işte doğa da yok edemiyor, ne yapayım yani daha. Ayrıca yani bir zarar görmesin diye doğanın bile yok edemediği şeylerle kaplıyoruz eşyalarınızı diyeceksiniz. Yani bu insanları yaratmanız mümkün değil hocam. Mümkün değil, mümkün değil. Bugün film eleştirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Buyurun. Düşünüyorum. Hollanda yapımı bir film eleştirmeyi düşünüyorum. Oo, en sevinç, en çok eleştirebileceğimiz filmlerden. Üstelik bir korku. Korku mu? Evet. İnsan Hollanda'da neden korkar ki? Neden korkar hemen söyleyeyim. Yel değirmenlerinden. Hiç aklıma gelmemişti. The Windmill Massacre adlı bir filmimiz var. The Wind? Mill Massacre. Yer değermeni, masajcısı mı? Masajcısı. Katliam günü olarak çevrilmiş kendisi. Allah Allah. Ondan sonra ve filmimizi 78 dakikada güzelce paketleyip bize kaskaslamaya çalışıyorlar. 78 dakika mı? Evet. Allah Allah. Yani birçok YouTube videosu bile daha uzun. Daha uzun geliyor 5 dakika olmasına rağmen. Ne oluyor? Geçmişinden kaçmaya çalışan Avustralyalı bir kızımız var. Jennifer. Hollanda'da. Hollanda'ya geliyor. Yani geçmişinden kaçmaya çalışanların gittiği yer Hollanda şeklinde bir kötü reklam geçtiğimiz var burada. Geçtiğimiz hafta yine böyle bir Avustralya'dan kalkıp Hollanda'ya giden bir Hollanda'ya film daha vardı. Bu o olmasın hocam? Hayır, o Berlin'e gitmişti. Berlin miydi? Berlin sendromu değil miydi o filmin adı? Evet, evet. Ondan sonra geliyor Amsterdam'a, bir tura katılıyor. Bu tur meşhur yel değirmenlerini gezdiriyor. Allah Ondan Allah. Sonra otobüs, fakat gel gör ki film bu ya, kimselerin bulunmadığı bir yerde kaza yapıyor. Ve mecburen, hiç akla gelir mi? Evet, mecburen terk edilmiş bir değirmene sığınıyorlar. Ama bu değirmen diğer değirmenler gibi değil. Nasıl? Geğirmen mi? Yani öyle bir şey. Hayır. Gark eden değirmenlere geğirmen diyor olabilir miyiz? Bu değirmenci yıllar evvel ruhunu şeytana satmış. Bu sayede rüzgarsız havada bile İyi yer değirmeye kazanmış. Dönüyor. Ondan sonra bunlar da işte oraya giriyorlar. Tabii teker teker en çirkin olanından başlayarak bu yel değirmencinin ruhu bunları kesmeye başlıyor diye düşünüyorum. Ne kadar güzel bir düşünce. Yani değirmende bir değirmencinin ruhunun yaşadığı varsayılıyor. İşte o şeytana satmış o. O da orada duruyor. Gelenlerin ruhunu da bana getireceksin falan demiş demek ki şeytan. O zaman sayede arabanın... neyse canım, aman değirmen dönüyor nasılsa diye düşünen değirmenci de. Değirmen dönüyor, çorba kaynıyor diyorsunuz. Evet. Peki otobüsün kaza yapmasının sebebi de bu kötü ruh olabilir mi? Poltergeist. Ben şüpheleniyorum açıkçası. Ben şimdiden filmi çözmüş gibi duruyorum. O yüzden bu filme gidip de 78 dakika bile olsa boşa harcamanın yeri yok diye düşünüyorum hayatımızda. Ama belki inanılmaz efektler, yani kan öyle bir fışkırıyordur ki havada peren de atıyordur mesela. Yani bu tarz şeyler de ilginç olabilir. Yani ben bunların da ilginç olacağını düşünmüyorum. Değirmen de bildiğimiz bir şey, ne kadar efekt yaparsan yap değirmen işte. O yüzden yani gelin hocam biz gidelim de şöyle bir maç seyredelim. Maç iyi pek. Onun en azından süresi belli. Hiç değilse yani onu da eleştirirsiniz, olur biter. Müebbet muhabbet. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tam trafiğin en yoğun olduğu zamanlarda, aslında trafiğin bizler için hayat olduğunu anladığımız bu güzide dakikalarda yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul trafiğinden şoför dostlarımız, şoför dostları ve yol kurtları, dağ aslanları bizi arıyorlar. Ve İstanbul trafiğini rahatlatmamız için bizlere yardımcı oluyorlar. İşte yine bir şoför dostu, yol kurdu bizlerle birlikte. Efendim merhabalar. Efendim iyi yayınlar. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyoruz? Cenk benim adım. Yayınlarınız için sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Trafik hakkında sürekli her şeyi biliyoruz. Sık sık dinliyor musunuz? Evet. Bazen inanır mısınız, yayınlarınız o kadar güzel ki
Acaba trafikli olan bölgeye girsem de yayınınızı daha fazla dinleyebilsem mi diye düşündüğüm çok oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsunuz bizi Cenk ben Bey? Ben Moda'dayım. Bu Moda iskelesinin orada şimdi bir şey yaptım. Benim araba su kaynattı da. He. Şimdi burada deniz de var. Acaba diyorum pet şişe de var benim arabada. İçinde birazcık normal su var. İçmediğim çok ısınmıştı çünkü. Evet. İçemedim onu çünkü çok sıcak da insan içemiyor yani. Bu ayrıntılar önemli. Bunları bizlerle paylaşmanız evet. Çok yerinde oluyor. Acaba dedim yani geri kalanı deniz suyuyla hemen şuradan doldursam da o benim kaynayan su yerine onu döksem arabaya bir şeyler olur mu falan olabilir, siz belki çünkü, biliyorsunuzdur diye. Olabilir çünkü oradan alacağınız deniz suyu muhtemelen içinde bir miktar kefal barındıracaktır ve bu kefallerin Nerede? Keşke o kadar kolay olsa efendim kefal yok, yakalamak. Yok kolay o şeyin orada orası dere ağzı olduğu için paso dere aktığından mütevellit iskelenin alt tarafı kefal kaynıyı yani siz oraya kovayı daldırdınız mıydı arabanıza bir miktar kefal koyacaksınız demek. Tamam demektir. Da ben şimdi hayır bunun iyi bir yanı var çünkü balık yağlıdır biliyorsunuz. Balık yağıyla arabanızın yağlanmasını da sağlarsınız. Yağlanır ama bir yandan da yine su kaynatması durumunda haşlanmış bir tane kefalim olacaktır. Şimdi tabii şaka bir yana ben arabayı bu şeyin yolun ortasında bırakmak zorunda kaldım. Evet kaputu şu açtım. An görebiliyorum. Dumanlar çıkıyor görüyor musunuz dumanları? Dumanları görmüyorum da orası zaten sıkıntılı bir bölgedir. Siz iyice orayı sıkıntıya sokmuş görünüyorsunuz. Evet. Yolun ortasında mı duruyor şu an aracınız? Tabii yani orada suyu şey yapınca kaynatınca ben durdurdum. Su kaynattıysa bir çay içeyim falan gibi bir düşünceniz yoksa biz arabanızı hemen oradan çekelim istiyorum ve ben görevlileri gönderiyorum Cenk. Tabii bu yanda buralarda kafe kaynıyor yani onlardan da gidip bir içme suyu alabilirim ama şimdi içme suyuna verdiğim parayı da gidip arabanın şeysine dökmek istemiyorum açıkçası yani. Tamam işte biz görevli arkadaşlarımızı gönderelim. Aracınızı oradan çeksinler. İçme suyuna vereceğiniz parayı bizim çekici arkadaşlara verirsiniz 3-5 katıyla. Ne kadar çekeceğin kadar? 200 liraya kadar çeker. 200 lira mı? 200 lira evet. Yani çekeceği yere bağlı. Dünya kadar içme suyu alırım. Yanında kahve içerim. Pasta da yerim. Tamam siz bilirsiniz yani bunları yapabilirsiniz ama aracınızın bir an evvel oradan çekmeniz lazım. Yani eğer 200 liraya siz çekerseniz bu aracı o da olur bize uyar. Paran cebinde yani bir cebimde öbür cebime girmiş gibi olur. Evet. Olabilir o zaman ben bakayım bir düşüneyim arayayım bir yan damadı ben çekebilirim eğer şey yapabileceksem. Yani umarım düşünmeniz çok uzun sürmez. Vitesi boşa alacağım birazcık şöyle çekiştireceğim zaten yokuş aşağı. Yani çekmekten kasıt illa çekmeniz gerekmiyor. İt edebilirsiniz. Yani yeter ki bulunduğu yerden kaldır. O zaman niye çekici deniyor? İtici densin. Yani şu an arabanızı 200 liraya itiyoruz niye demiyorsunuz? O çok itici olduğu için söylemiyoruz. Çekici de çok çekici değil. Yani görüyoruz kamyonların halini kusura bakmayın ama. Teşekkür ederiz Cenk Bey. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet.